Evet, hazır mıyız? Birinci soru. Cevaplarımızı kontrol edelim bakalım. Bir. Yeni. Ne dediniz bire? Bir B, Bakü'nün B'si. Bir B. Evet. Evet, muhabbet bitsin artık. Bir B. İki. E. 2E analiz ve yorum. 3 yazmış. D. 3D. D. Finansal tabloları tasdik etme yetkisi yoktur serbest muhasebeci mali müşavirin. C doğru. Dört. B. Burada B ve E aynı şeyi söylüyor. O yüzden B diyenler dikkat etmemiş demek ki. A doğru cevap. Pasif hesap. Evet, geldik zor soruya. Sonuç? Beşinci sorunun cevabı? Cevap C. Neden C bakalım? Hocam bir anlatır mısınız? Anlatacağız. Şimdi bakın ne diyor? İşletme kuran bir kişi var. Bunun işletmeye verdiği değerlere bakıyoruz. İşletmeye devrettiği değerlere. Kendisinin sahip oldukları bizi ilgilendirmiyor. Kişilik kavramı vardı hatırlarsınız. İşletmeyi esas alıyoruz biz muhasebede. Sadece işletme penceresinden bakıyoruz. Ve bilançonun düzenlenme nedeni de bu zaten. İşletme adına bilançoyu düzenliyoruz. Dolayısıyla işletmeye gelen değerlere bakıyoruz sadece. 500 lira nakit vermiş. Ali al. Ayrıca otomobilini vermiş. 10 bin lira değerinde. 10 bin lira taşıt. Sonra isim hakkını devretmiş. 15 bin lira. Ve bilgisayarı devretmiş. 1500 lira. Bunları topladığımız zaman 16.500, 17, 27. 27 bin liralık varlık devretmiş. Varlıklar toplamı 27 bin lira. Borç olmadığı için bu varlıklar üzerinde tamamen hak sahibi olan işletme kurucusu Ali Al. Dolayısıyla kaynak öz sermaye. İşletme sahibinden gelen kaynak olduğu için öz sermaye 27 bin lira olacak. Varlıklar eşittir sermaye 27 bin lira olacak. Anlaşıldı herhalde. Tamam. Devam edelim. Dolayısıyla cevap C. 27 bin. 6. İşletmenin belirli bir tarihteki finansal yapısını gösteren tablo. Finansal durumu gösterdiğine göre finansal durum tablosu. Başka bir şey aramaya gerek yok. Burada tabii ipucu belli bir tarihte, belli bir andaki finansal durumu gösteren tablo. Bilanço ya da finansal durum tablosu olacak. A doğru. Yine bir işlem sorusu demiştik. 7. Cemil.
7'yi kim doğru yaptı acaba merak ediyorum. C diyen kaç kişi var? C. Çok güzel. 3 kişi. 4 kişi. A diyen kaç kişi var? 1 kişi. 2. Oo, çoğaldı. Yok. E diyen var mı? 800. Var. Neredeyse bütün seçeneklerden var demek ki. Tekrar şuraya dönelim. Nasıl hesaplayacağız? Kasa 100 lira. Bankalar 300 lira. Demirbaşlar 400 lira. Varlıklar toplamı 800 lira. 400, 400 daha 800. Toplam varlıklar 800. Sonra borçlara bakıyoruz. Satıcılar 200. Banka kredileri 350. 550 de bunlar. Varlıklar eksi borçlar eşittir sermaye. Genel formülü uyguluyoruz. Varlıklar 800, borçlar 550, sermaye 250 olacak. Varlıklar eksi borçlar eşittir öz sermaye ya da sermaye 250. Cevap C yine. Bu işletmenin pasif toplamı kaç liradır? Pasif toplamı. Oha, hesabı 400. Bazen de öyle sorulur. Yani böyle ters sorular sorulur. 1300. Pasif toplamı. 400, 800. 250 sermaye. 350 banka kredisi. 200 satıcılara borçlar. Toplam? 800. Yani varlık toplamı, aktif toplamı eşittir pasif toplamıdır. Dolayısıyla 800 hem aktif hem pasif toplamı anlamına gelir. Ama soruda öz sermaye istendiği için doğru cevap C. 250. Gelir elde etmek amacıyla yapılan varlık tükenmelerine ne ad verilir? Harcama. Gelir elde etmek amacıyla yapılan tüketim. Harcama. Tüketim varsa ne dedik? Masraf, sarf edilen bir şeyler var. Masrafın karşılığı ne? Giderdir, gider. Harcama daha geniş bir kavram. Harcama her şey olabilir. Gider olacak. D seçeneği doğru. Hocam D mi? D. D. Denizli'nin D'si. Dokuz. Seçeneklerden hangisi hesapların işleyişi için doğru değildir? Dokuz. A doğru mu? Doğru. A doğru şeyi mi söylüyor acaba? Doğru. Bakalım hepsine bakalım tek tek. Borçlar ödendikçe pasif hesap alacaklandırılır mı? Yine gözümüzde canlansın. Şöyle bir örnek yapalım. Burası alacak, burası borç. Borçlanıldığı zaman buraya yazıyoruz. Borçlandık, borç hesaplarında. Borcu ödedik, buraya yazıyoruz. Borç ödendikçe pasif hesap borçlandırılır. Alacaklandırılmaz. Borç arttıkça alacaklandırılır. Borç ödendikçe
Borç azalır. Dolayısıyla pasif hesap borçlandırılır. A yanlış. Yani sorunun doğru cevabı. A. Diğerlerine bakalım. Satışların maliyeti için gider hesabı borçlandırılır. Doğru. Satılan malın maliyeti borç kaydıyla çalışır. Satış arttıkça gelir hesapları alacaklandırılır. Evet. Yurt içi yurt dışı satışlar hesabı alacak kaydıyla çalışır. Gelir hesabıdır. İşletmenin varlıkları arttığında aktif hesap borçlandırılır. Doğru. Kaynaklarda değişiklik yoksa pasif hesaplar kullanılmaz. Doğru. A yanlış. Yani sorunun doğru cevabı. Bir hesabın alacak yanının borç yanından fazla olması durumunda farkın adı nedir? Yine şuraya dönelim. Örneğin sermaye hesabı yapalım. Herhangi bir hesap olabilir bu. Şurası alacak, burası borç. Topladık. Burası 100 bin lira. Dönem sonunda topladık. Burası 1000 lira. Dönem sonunda ne veriyor bu hesap? 99 bin lira. Ne veriyor? Alacak. Kalanı. Alacak tarafı borç tarafından fazlaysa farkın adı alacak kalanı olur. Pasif hesaplarda ve gelir hesaplarında durum bu. Herhangi bir hesabın alacak taraf tutarı borç taraf tutarından fazla ise farkın adı alacak kalanı olur. Bunun tersi durumda borç kalanı ortaya çıkar. Dolayısıyla soruda herhangi bir hesabın alacak tarafındaki fazlalık soruluyordu. Yani alacak kalanı olacak. D doğru. (11) Seçeneklerdeki hesap gruplarından hangisi dönem karı veya zararı hesabına devredilir? Kar zarar hesabına neleri devrediyorduk? Gelir ve giderleri sadece. Gelir ve gider hesapları devrediliyor. Burada gelir ve gider hesabı arayacağız. E seçeneğinde gelir hesapları var. E doğru. Yevmiye defterinden büyük deftere, bunu herkes yapmıştır herhalde. Dersin başında konuşmuştuk. 12. Mizan tabii ki. A seçeneği doğru. 13. Mali işlemleri sınıflandırarak ana hesaplara kaydetmeye olanak sağlayan kayıt aracı defteri kebir. Defteri kebir ne? Defteri kebir büyük defter, evet. C. Maşallah. Evet, en eğlenceli sorumuz buydu. Muhasebe veri bilgi akışında doğru olan seçeneği arıyorduk. Burada doğru akışı veren seçenek hangisi? Eskişehir'in E'si. Belgeler, yevmiye, büyük defter, mizan, mali tablolar şeklinde süreç devam ediyordu. E doğru. Muhasebe işlemlerinde ortak ölçüt, para ölçüsü. Çok basit bir soru.
B doğru. Bak günün B'si. 15 D. B. Para ölçüsü. Evet, aynen öyle. İnşallah imkanı görürler. 16. 16 da kolay bir soruydu. 21 mi? 21 mi? 20 bin. 20 bin D doğru. Yok hep de güzel. Ben hesaplamıştım orada. Bakın burada da 58 bin lira brüt satış yapılmış. Ama sonra 500 lirası İptal olmuş. 500 liralık indirim var. Net satış 57.500 lira. Net satışlardan satışların maliyeti 37.500'ü çıkardığımızda sonuç 20.000 lira brüt satış karı olacak. Brüt satışlar eksi satış indirimleri eşittir. Net satışlar eksi satışların maliyeti eşittir. Brüt satış karı 20 bin lira olacak. D doğru. İşletmenin satışlarının maliyeti. Efendim? Satışların maliyeti nerede yer almaz? Bilançoda yer almaz. Bilançoda aktif pasif yani varlıklar ve kaynaklar var. Giderler yok. Dolayısıyla bu satışların maliyeti bilgisi kayıt sürecinde yer alır. Yani yevmiyede, büyük defterde, mizanda yer alır. Gelir tablosunda bilgi olarak yer alır. Satışların maliyeti tablosunda yer alır. Ama bilançoda hiçbir şekilde yer almaz. İşletme A Bankası'nda adına açılan kredi hesabından çektiği 40 bin lirayı vererek bir araç satın almış. Bir tarafta varlıklar artmış. Araba gelmiş. Varlıklarda artış var. A doğru. Banka kredisi kullanmış, borçlanmış. Borçlarda artış var. B doğru. Harcama yapılmış. Harcama yapılmış. Araç alınmış. Maliyete katlanılmış. Arabanın maliyetine katlanılmış. Hasılatla ilgimiz yok. Hasılat gelir demekti. Bu işlemde gelir yok. E doğru cevap. 19. Ye. Hasılat değil. Evet, bir anlaşmazlık var galiba. Doğru cevap E. Eskişehir'in E'si hasılat. Akıllı olun ya. Verilen kayıt hangi işlem için yapılmıştır? Sakıncalı bir durum var. A mı hocam? A değil, A bir saniye. İşletme sahiplerince C mi D mi? Hangisi? İşletme sahiplerince sermaye payları işletmeye devredilmiştir. D doğru. Varlıklar işletmeye getirilmiş. Dolayısıyla sermaye olarak konulmuş. D doğru. Denizli'nin D'si. Ve son soru. Bunu da herkes yapmıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Bunu hocam A D kredi kullanmıştır. Bence A. Kredi kullanmıştır. İkisi de değil. İkisi de değil. Niye ki? Doğru cevap hangisi? D. Para bankanın kredi kullanmıştır. O zaman B olacak. Doğru cevap Bakü. Banka mevduat hesabından para çekmiş işletme. Bankadan almış, kasaya koymuş. Dolayısıyla B doğru. Evet, kaç doğru çıkardık? Bir sayın bakalım.
Maşallah. 10 tane var. 10 doğru, 10 yanlış hocam. 12 yapan var mı? 12 ve üzeri fena değil. 17-18 çok iyi. Evet, ara sınav öncesi bir konumuz kaldı. Önümüzdeki hafta muhasebe sürecini işleyeceğiz. Yani hem muhasebe sürecindeki işlemleri inceleyeceğiz hem de bütün bir örnek yapacağız, bir uygulama yapacağız. Şimdiye kadar yaptıklarımızı, konuştuklarımızı şöyle bir tekrarlayıp gelirseniz çok daha iyi olur. Soru var mı? Arası var. Evet, haftaya görüşmek üzere.